Salgınla mücadele kapsamında lokantalardaki masalar geçici süreyle kaldırıldı. İşletmeler paket servisiyle hizmet verebilecek. Kuaför, berber ve güzellik salonlarının faaliyeti de askıya alındı. Lokanta ve restoranlardaki masa, sandalye yasağı gece yarısından önce işletme sahiplerine tebliğ edildi. Tamamen gayri müşteri almayacağız. Telefonlara cevap vereceğiz. İçeri kesinlikle müşteri almayacağız. Tebligatın ardından lokantalardaki sandalyeler toplandı, masalar kaldırıldı. Durum görünüyor. Şu an alıp böyle bu şekilde yiyoruz. Masa sandalye yok. İnsan sağlığı için gerekiyorsa böyle olsun. Lokanta ve restoranlar hizmetlerine paket servis ve gel al yöntemiyle devam edecek. Müşterilerin aynı ortamda bulunmaları engellenecek. Vatandaşların simit çay keyfine bir süreliğine ara verildi. Masa sandalyeler dün gece itibariyle kaldırılmaya başlandı. Peki vatandaşlar canı simit isterse ne yapacak? Simitçiye gelecek ya buradan siparişini alıp evine gidecek ya da evden telefonla sipariş verecek. Diyecek bir şey yok. Bu yiyeceğiz. Oturup simit çay keyfi yapamayacağız bir süreliğine. Yapmayalım, sağlığımız için yapmayalım. Oturmak istiyor, rahat rahat yemek istiyor ama mecburen paket verip gönderiyoruz. Aynen. Restoranlarda da durum aynı, pastanelerde de durum aynı. Gördüğünüz gibi masa, sandalyeler bir kenara toplanmış durumda. Gelen müşterilere ise sadece paket servis yapılıyor. Gel al ve paket servisimizle devam edeceğiz tüm müşterilerimize hizmet vermeye. İlk gün olması münasebetiyle bizle pazar olması münasebetiyle çok durgun geçiyor. Çalışanlar için şu an paket sıkıntısı var, kapattı herkes. En azından çalışanlar hizmet vermek için açık olsun bazı yerler. Çalışanlar şu an ekmek arıyor, yemek arıyor. Peki paket servisten sonra dikkat etmemiz gereken başka önemli bir konu daha var. O da hijyen. Eve gelen paket servislerle ilgili neler yapacağız? Bir defa paketi düzgün açıp İçindeki yemeği çıkardıktan sonra bir elimizi yıkayacağız. Paketi uygun bir şekilde atacağız kapalı bir yere. Koronavirüs önlemleri kapsamında en fazla fiziksel temasın bulunduğu berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetleri de durduruldu. Genelgenin yayınlanmasının ardından berber ve kuaför salonlarında yoğunluk yaşandı. Süre dolmadan tıraş olmak isteyenler sıraya girdi.